Seherler ve Sahurlar programından tüm izleyicilerimize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Bu gecede merak ettiğimiz sorulara birlikte cevaplar bulmaya çalışacağız. Bizlere WhatsApp üzerinden 0552 341 2040 ve canlı yayın telefonumuz aracılığıyla 0312 341 2040 nolu telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Ve bu gece bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Kapukaya hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel bir program olması dileğiyle bugünkü ilk sorumuza, programımıza başlıyoruz. İzleyicimiz der ki, biz komşuda mukabele okuyoruz. Orada ihtikafa niyet edebilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendi soran zannediyorum. Evet. Burada normal olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadınların itikafları konusunda kendi evlerini göstermiştir, işaret buyurmuşlardır. Hı hı. Dolayısıyla hanımların kendi evlerinde itikafa girmeleri gerekir. Peki komşularında mukabele okuyorlar. Acaba mukabele esnasında, hani mukabele dinlemek için oraya gidebilirler mi? Mukabele için oraya gitmelerinde esasen bir sakınca yoktur. Neden yoktur? Çünkü itikafın amacı, gayesi bir kimsenin kendini ibadete hasretmesi. Evet. Ve ibadetle meşgul olması. Mukabelede buna aykırı bir durum teşkil etmiyor. Dolayısıyla mukabele esnasında komşusuna gidip oradaki mukabeleyi dinleyebilir ve ondan sonra dönüp itikafını odasında devam edebilir. Bu esnada dikkat etmesi gereken şey kimseyle dünya kelamı konuşmamak. Hı hı. Eğer birisi tabii ki kendisiyle dünya kelamı üzerinde sohbet etmek isterse, evet, hani nasıl ki Peygamberimiz oruç için ne diyor? Hani oruçluya bir kimse işte sataşırsa vesaire, efendim o ne desin diyor? Ben işte oruçluyum desin diyor, değil mi? Hı hı. Burada söyleyebilir ki ben şu anda itikaf halindeyim diyebilir. Bu şekilde cevap verebilir ve itikafına devam edebilir. Bir diğer sorumuz, organ bağışının dinen hükmü nedir? Organ bağışı caiz. Önce onu söyleyelim. Organ bağışı nakli caizdir. Hı hı. Ve sevap bir iştir. Çünkü vermiş olduğumuz organlarla, tabii bunun bir takım şartları da var. Yani her organ değil. Böyle hayati organlar değil. Veya mesela üreme organları falan da olmaz. Evet. Onun dışındaki organlar verildiği zaman, bağışlandığı zaman kişiye zararı olmayan organlar, sağlıklı kişiler için, yani yaşayan kişiler için, vefatından sonra ise bir takım şartlar var işte. Demin saydığımız şartların yanında bunun ticaretinin yapılmaması ve doktorların bunu bir zaruri durum görmesi, yani hasta açısından bir zaruri durum görmesi gibi, evet, durumlarda organ nakli yapılabilir. Şimdi burada tabii en çok tereddütler şurada oluyor. Yani vücudumuz bize bir emanet, değil mi? Evet. Yani Allah'ın bir emaneti. Acaba biz bir organımızı bağışladığımız zaman bu emanete ihanet mi etmiş oluyoruz? Hayır. Bu emanete bir ihanet söz konusu değil veya kişinin vefatından sonra da böyle bir şey söz konusu değil. Netice itibariyle bu organlarımız, biz bunları bağışlamasak toprakta çürüyecekler. Değil mi? Burada toprakta çürüyeceğine, efendim, bir insana bunu naklettiğimiz zaman, verdiğimiz zaman o insanın hayati fonksiyonlarını devam ettirmesine biz katkıda bulunmuş oluyoruz. Yardımcı olmuş oluyoruz. Bu bakımdan sevaptır. Ve unutmayalım ki ülkemizde binlerce insan, yani her organdan belki binlerce insan
nakil sırası beklemektedir. Evet. Onlara da yardımcı olmuş oluruz. Şimdi bu organ naklinde bir şey daha görüyoruz. Nedir? Mesela özellikle Allah korusun hani trafik kazaları falan oluyor değil mi? Hı hı. Bu trafik kazalarında çocuklarının organlarını veya işte yakınlarının organlarını bağışlayan kişiler bir takımdan bir bakıma üzülürken ki gayet normaldir üzülmeleri, bir taraftan da hani benim çocuğumun organları falan kişide yaşıyor diyor. Yani bundan bir sevinç duyuyor. Yani onun organının bile başka bir insandan yaşamasından büyük bir memnuniyet, sevinç duyuyor. Böyle bir sevinç de aynı zamanda söz konusu oluyor. Hocam tabii bu organ bağışıyla ilgili bazı hassas sorular da gelebiliyor. Ben organımı bağışladım. Bu bağışladığım kişiyi tanımıyorum. Bu organla hayır mı işleyecek, şer mi işleyecek? Bu konuda da tereddütleri olduğu için bağışı düşünmeyenler veya tereddütte kalanlar olabiliyor. Bu noktada ne dersiniz? Biz esasen organımızı bağışladığımız zaman bu organ tek başına, yani diyelim insan böbrek bağışladı. Yani böbreği şimdi şu masanın üzerine koysak bu böbrek tek başına günah işleyebilir mi? İşleyemez. Hayır. Sevap işleyebilir mi? İşleyemez. Onun bir sorumluluğu var mı? Onun bir sorumluluğu da yok. Bu organı taşıyan kimse sorumludur. Yani kime naklettik bu organı? Şu kişiye. Artık o kişi sorumludur. Yani evet, organın bizatihi kendisi sorumlu değildir. Sorumluluk taşımaz. Kişiler sorumluluk taşır. O yüzden yani ben organımı veriyorum işte bununla sevap mı işler, günah mı işler gibi böyle düşündüğümüz zaman o zaman organ nakli caiz değildir dememiz lazım. Ve buna onay vermemek lazım. Şimdi o gibi hani sadece İslami açıdan, dini açıdan olayı düşünmeyelim. Dünyada o zaman organ naklinin yapılmaması lazım. Başka insanlar da diyebilir ki ya benim organım acaba bir hırsıza mı gider, bir uğursuza mı gider, birisine gider, kime gider? O yüzden bakın bunlar hep gizli. Yani organı kim veriyor, kime veriyor bunlar hep gizli. Yani esasında kişilere böyle işte son ana kadar işte söylemiyorlar. Evet. Öğrendikleri zaman da bazen de vazgeçebiliyorlar bunlar. Hani bazen öğrenirse kime verildiği böyle hani organ konusunda bile ırkçılık yapanlar var. Maalesef. Tabii tabii. Yani mesela hani ben bir tanesini biliyorum. Organı bir Müslümana gideceğini öğrendiği için organını vermekten vazgeçmiş. Hani böyle bir durumlar da söz konusu olabiliyor. Onun için büyük bir gizlilik içerisinde bunun devam ettirilmesi ve kesinlikle dünyevi herhangi bir menfaat umulmaması, yani paraya konu edilmemesi, yani organ ticareti yapılmaması da gerekiyor. Zaten bunlar yanlış şeylerdir. Ama işte dediğimiz gibi Cenab-ı Hak organların bizatihi kendilerine değil, o organları taşıyan insanlara hesap sorar. Yani hesap ve kitap onlar içindir. Bir diğer sorumuz hocam. Anneannemde unutkanlık var. Oruç tutuyor fakat bazen oruç tuttuğunu unutup yemek yiyor. Bazense tamamen unutup sahura bile kalkmıyor. Bazense unutmayıp orucunu tam tutuyor. Fidye vermemiz gerekiyor mu? Şimdi bir insanın sorumlu olabilmesi için yani bu tür işte Alzheimer hastaları ya da demans işte bunların tamamen akli melekelerini kaybederlerse o zaman bunlar oruç tutmakla yükümlü değil. Ama tamamen akli melekelerini kaybetmeyip bir takım hayati fonksiyonlarını kendileri yapabiliyor, icra edebiliyorlarsa evet. Ama diyelim ki unutarak bir şey yiyor. Yani o da Allah'ın bir ikramıdır. Bu tür hastalarda benim tavsiye edeceğim şey şudur. Bu hastaları mümkün mertebe ibadetle haşır neşir olmalarını temin etmek lazım. Yani
sen bunu yapamıyorsun, artık beceremiyorsun diye onları o ibadetleri yapmaktan vazgeçirmeye çalışırsak esasen onun hastalığını belki de biz tetiklemiş oluyoruz. Yani farkında olmadan onu tetiklemiş oluyoruz. Ona yardımcı olmuyoruz. Halbuki insanlar bu ibadetleri öyle veya böyle, yani velev ki hani unutsa bile, işte sahura bile kalkmasa bile, hani Ramazan olduğunu unutsa bile, bütün Ramazan boyunca eğer aklı gidiyorsa sorumlu değil. Ama Ramazan'da ara ara da olsa aklı başına geliyorsa veya bazı günler iyiyse, ki bu Alzheimer hastalarda böyle oluyor, o zaman tabii ki bunlar oruçlarını tutarlar ve böyle durumda iseler kaza etme imkanları varsa ederler, etme imkanları yoksa o zaman Ramazan'da bir gün bile aklı başında olan bir kimse, bir gün bile, bu önemli, bir gün bile aklı başında olan kimse bunu Ramazan orucunu kaza etmekle veya edemiyorsa fidye vermekle imkanı varsa yükümlü olur. Yani 29 gün ve 28 gün unuttu. Evet. Alzheimer, evet. Nüksetti ama bir gün hatırladı Ramazan'da olduğunu. Evet, evet. Fidyesine vermesi gerekiyordu, evet, değil mi? Evet, aynen. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuz. Hatime başlarken kimse adına niyet etmesek, hatim bitince cümle geçmişlerimizin ruhuna gönderebilir miyiz? Yani başından okurken bir insanın hatim okurken, yani ben bunu falan kişi için okuyorum, falan kişi için okuyorum demesine gerek yok. Okudukça, evet, bunun sevaphanesine biriktiriyor. Yani düşünelim ki kasasına, kumbarasına biriktiriyor sevapları. Hı hı. Bitirdiği zaman bunu herhangi bir kimseye hediye edebilir, bağışlayabilir. Evet. Yani illaki ta başından itibaren falan kişi adına okuyorum diye efendim burada niyeti şart değil. Yani başından bir kimseye niyet etmek şart değil burada. Yeter ki burada dikkat etmemiz gereken bir şey, hani okunmuş Yasin, okunmuş Hatim gibi durumlar, yani ticari bir meta haline getirilmesin. Evet. Böyle bir duruma getirilmedikçe kişi okumuş olduğu hatmi o anda bile efendim bütün geçmişlerine bağışlayabilir. Mesela nitekim biz en başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, değil mi? Evet. Bağışlıyoruz. Diğer peygamberlere işte bağışlıyoruz. Sırayla bağışlıyoruz. Neticede en sonunda işte kendi yakınlarımız veya ne bileyim hani bir Fatiha'ya muhtaç olan insanlar, değil mi? Bunları diyoruz. Sonra işte kime bağışlayacaksak özel olarak onun ismini de zikretmek suretiyle bağışlıyoruz. İzleyicimiz hattımızda hocam. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun hocam. Sağ olun Abuzer Bey, buyurun. Hocam, camide hatim okuyan hafızlara zekat ve fitre verilir mi? Teşekkürler. Hocam buyurun. Evet. Bir öğrenci ya da bir kimseye zekat verilebilmesi için, şimdi hafız denildiğine göre, öncelikle bunlar ergen midir değil midir? Oraya bakalım. Eğer bunlar ergen iseler, ergenlik çağına girmiş iseler, hı hı, kendileri zengin mi değil mi? Yani nisap miktarı paraları var mı yok mu, ona bakarız biz. Nisap miktarı paraları yoksa o zaman onlara fitre ve zekat verilebilir. Eğer bunlar ergen değilseler, henüz ergenlik çağına girmemiş iseler, o zaman babalarının durumuna bakıyoruz. Eğer babaları zengin ise verilemez. Yani öğrenci diye alamaz. Şimdi bizde genel bir kanaat var. Bir kimse öğrenci ise o fitre zekat alabilir, fidye alabilir. Yani babasına, anasına hiç bakılmaz gibi bir anlayış var. Bu doğru bir anlayış değil. Öğrenci bile olsa bu durumda eğer ergen değilse babasının durumuna bakılır. Babası eğer dinen zengin ise ona fitre ve zekat verilemez. Ama babası fakir ise ona fitre ve zekat verilebilir. Bir diğer sorumuz hocam. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidsiz okuyorum ve hocaları takip ediyorum. Bu şekilde hatim çıkartıyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Bu kardeşimize bizim tavsiye edeceğimiz, bir an önce tecvidli bir şekilde Kur'an okumaya gayret göstermesidir.
Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i öğretirken, talim buyururken efendim tecvidli bir şekilde onu getirmiştir Peygamber Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an-ı Kerim'i tecvidli bir şekilde okumuştur. Yani tecvid sonradan ortaya çıkan bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle birlikte var olan bir şeydir. O yüzden biz kardeşlerimize tecvidli okumalarını öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Ama diyelim ki tecvidli okumazsa günahkar mı olur? Hayır, günahkar olmaz. Ama eksik bir şey yapmış olur. Yani Kur'an'ın tam da indiriliş zamanındaki okunuşuna tam uymamış olur. Tam olarak uymamış olur. Onun için bir an önce öğrenmesini tavsiye ederiz. Bir diğer sorumuz hocam. Peygamber Efendimiz daima günde 70 kere istiğfar edermiş. Neden 100 değil de 70? Bunu merak ediyorum demiş. Güzel. Ama o varyantı da var hadisin. Diyor ki bir şeyde inni le estağfurullah ve töbü ileyhi fil yevmi seb'ine merraten. Başka bir şeyinde hadisin değişik bir varyantında miyete merrak ifadesi de var. Yani 100 kere ifadesi de var. Dolayısıyla yani 70 ya da 100. Bu fark etmiyor. Şimdi o zaman da diyebilir ki hani seyircimiz niye 200 değil de 100 diyebilir. Güzel. Esasen bunlar ne diyoruz? Kesretten kinayedir. Ne demek? Çokluktan kinayedir. Bu ne demektir? Yani Peygamber Efendimiz çok istiğfar ederdi. Yani bu illaki hani 200 olmaz ya da 500 istiğfar olmaz, 1000 istiğfar olmaz anlamında değildir. Evet. Bu günahsız olan bir peygamberin, masum olan bir peygamberin günde 70 defa veya 100 defa istiğfar etmesiyle alakalı olan bir şeydir. Ve insanlara şunu söylemek istiyor Peygamber Efendimiz, ifade etmek istiyor. Bir de hadisin başında vallahi ifadesi var. Yani yemin ederek söylüyor Peygamberimiz. Vallahi inni le estağfirullah. Yani Allah'a yemin ederim ki ben muhakkak istiğfar ediyorum diyor Peygamber Efendimiz. Tabii ki lisani hal ile ne diyor? Yani ben böyle istiğfar ediyorum. Hiçbir günahım olmadığı halde, masum olduğum halde varın siz kendiniz takdir edin diyor. Değil mi? Hani 70-100'ü geçtik hocam, binlerce istiğfar etsek herhalde. Tabii yani. Peygamberimiz 100 kere diyorsa belki bizim günde 500 kere, 1000 kere söylememiz gerekiyor. Hani illaki ona takılıp kalmamak gerekiyor. Hani bazıları alıyor eline tesbihi, 100 defa yapıyor, tamam. Yani 70 defa yapıyor, tamam. Ama bundan daha fazla yapılamaz mı? Yapılabilir. Hocam bu sayı üzerinden gittiğimiz için izleyicimiz de hattımızda bekliyor ama bazen bu birli hesaplamalar yapılıyor. Zeytin veya hurma yerken tekli sayılarda bitirme alışkanlığı var. Bunun hadiste dinde yeri var mı? Yani illaki bunların tek sayıda yenilmesi gerekir falan diye bir şey yok. Yani Peygamber Efendimiz bazen tekli bir şekilde yemiş olabilir. Bazen de efendim illaki hep tekli yemiştir diye bir şey de yok. Yani çiftli yemiş de olabilir. Buraya takılıp kalmamak lazım. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Turgut Bey. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Efendim hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum efendim. Teşekkürler sizlere de. Buyurun. Efendim ben dün sahurda ezanı duymadım. Kırıkkale vaktini 20 saniye geçirerek, fakta bazda değil, 20 saniye geçirerek bir su içtim. Evet. Acaba cezam nedir, mahsur nedir? Ben öğrenmek istedim. Huzursuzum. Teşekkürler. Sorumuz var mı hocam? Yok, hayır. Hayırlı sahurlar Turgut Bey. Buyurun hocam. Yani 20 saniye hiç önemli bir şey değil. Orucu geçerlidir.
hiç tereddüt etmesine gerek yok. Hocam 20 saniye değil de hani 2-3 dakika olsaydı ne olurdu? Yani bu biraz sıkıştırma sorusu. biz şöyle diyoruz. Bir kişi ezanın başlangıcıyla birlikte yeme içmeye son vermesi lazım. Eğer o esnada ağzında lokması varsa veya suyu varsa bunu yutabilir. Ama buna devam etmemesi gerekir. Ama yani 20 saniye çok önemli bir şey değil ya da bir dakika o kadar çok önemli bir şey değil. Burada bu kişilerin orucunun geçersiz olduğunu söylersek biraz haksızlık etmiş oluruz. Burada ama tabii ki ezanın bitimine kadar yiyebilir içebilir anlamında değil. Yani değil mi? Ezanın başlangıcı itibarıyla efendim diyelim ki beyefendinin yaptığı gibi işte 20 saniye ya da 1 dakika ya da diyelim ki 2 dakika burada şayet su içerse ya da ilacını mesela alması gerekiyorsa evet. Burada onun orucunu kaza etmesi gerektiğini söylersek o zaman biraz da haksızlık etmiş oluruz. Ama tabii ki tekrar ediyorum. Bu başlangıçla ilgili 1-2 dakika belki mafudur ama daha fazla olmaması lazım. Yani bu sanırım sonradan yetişenler için bir ruhsat olabilir. Ama sahura kalkmış dediğiniz gibi ezanla niyetlenmeyip ezanın sonuna kadar yeme yani içmeye devam etmesi anlamına gelmiyor. Esasen bakın burada şunu söyleyeyim. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın burada sahurda temkin vakti diye bir şeyi yoktur. Yani temkin vakti sıfırdır. Evet. Sıfırdır. Şimdi netice itibarıyla yani ulema ağzında olanı yutabilir dediğine göre, içebilir dediğine göre efendim bu 1-2 dakikayı bulur. Yani ağzında diyelim çok bir şey vardır değil mi? Ağzındaki lokması evet. Belki hemen lokmayı hemen bir dakikada yutamayabilir. Çiğnemeye ihtiyacı olabilir. Burada yani bu kadar bir süre olabilir. Bir diğer sorumuz, ona geçmeden evvel kısa bir ara verelim isterseniz hocam. Peki. Aramızdan sonra bu sorumuzu sormuş olalım. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Seherler ve Sahurlar devam ediyor. Tabii ki sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Bu arada imsak vakitleri de ilerliyor hocam. Van, Hakkari, Rize oruçlarına niyetlendi. Erzurum, Bitlis, Bayburt, Trabzon, Şırnak sırasıyla oruçlarına niyetlenecek. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Sıradaki sorumuza devam edelim. İzleyicimiz der ki, sefere çıkma niyeti olan bir kimse daha sefer başlamadan orucunu bozacak olsa kendisine kefaret gerekir mi? Evet, bu güzel bir soru. Şimdi sefere çıkmaya niyet eden bir kimse bir defa niyetini kesinleştirmesi lazım. Yani sefere ben çıkacağım mı çıkmayacağım evet. mı? Ve kesinleştirdi. Yani o, daha önce oruç tutacağım dedi geceleyin. Ama sonra baktı ki durum değişti. Ben sefere çıkacağım dedi. Sefere çıktığı andan itibaren bir ruhsattır. Orucunu bozabilir. Ama oruç tutması daha hayırlıdır. Fakat daha sefere çıkmadan ben nasıl olsa sefere çıkacağım diye evindeyken yer içerse maalesef o zaman hem kaza hem kefaret tutması lazım. Niye? Çünkü daha sefer başlamadı. Değil mi? Burada çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kefaret durumuna düşmemek için muhakkak surette bir defa ne yapması gerekiyor? Sefer dediğimiz yani seferin başlangıç noktasına kadar yiyip içmemesi gerekiyor. Şayet yiyip içerse o zaman ona hem kaza hem kefaret gerekiyor. Şimdi neden hem kaza hem kefaret gerekiyor? Oldu ki bir süre sonra vazgeçti. Ama bu da orucunu bozmuş. Ne olacak şimdi? Evet. Yani öyle bir durum söz konusu. Yani ben hayır vazgeçmeyeceğim, kesin sefere gideceğim dese bile evindeyken bu kimse orucunu açamaz. Açtığı takdirde kefaret gerekir.
Peki hocam, sefere çıktı, orucunu da tuttu, daha güzel olsun diye. Gideceği yere vardı, orada orucunu neye göre açacak? Bulunduğu yerdeki iftar vaktine göre mi, yoksa ilk başladığı zamankine göre mi? Güzel. Bir kimse bulunduğu yerde imsak yapar, bulunduğu yerde iftar yapar. Kural budur. Evet. Yani nerede bulunuyorsa efendim sahur vaktinde, oranın saatine göre sahurunu yapar. Hı-hı. Ve oranın imsakına göre orucuna başlar. İftar zamanında ise nerede bulunuyorsa oranın saatine göre, iftar saatine göre orucunu açar. Örnek vermek gerekirse, biz şimdi diyelim ki buradayız, Ankara'dayız ve biz kalktık gün içerisinde gittik Samsun'a örnek. Evet. Ya da Ordu'ya gittik. Ordu'ya gidelim hocam. Ordu'ya gidelim. Peki biz iftarı neye göre yapacağız? Ordu'ya göre yapacağız. Evet. Ama peki burada eksik tutmuş olmuyor muyuz? Hayır. Burada önemli olan güneşin hareketleridir. Güneş, hı hı, nerede batıyorsa, biz nerede bulunuyorsak iftarımızı ona göre yaparız. Peki bunun tam tersi olsaydı, diyelim ki biz Erzurum'da olsaydık, Erzurum'da biz oruca başladık, imsak. Sonra uçakla İstanbul'a geldik. Peki Erzurum'a göre mi iftar yapacağız, İstanbul'a göre mi? İstanbul'a göre iftar yapacağız. Bak bu sefer de biraz fazla oruç tutmuş gibi oluyoruz. Ama bu hiç önemli değil o kadar. Çünkü önemli olan güneşin hareketleridir ve güneş nerede batıyorsa orası bizim için önemlidir. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Zekat veya fidye alan kişi bunların namazını kılmak zorunda mı? Evet. Şimdi halk arasında fitre namazı, zekat namazı diye bir takım namaz uygulamaları var. Fitre namazı diye bir namaz çeşidi yoktur. Zekat namazı diye bir namaz çeşidi de yoktur. Dolayısıyla hani bazen de diyorlar ki fitre zekatı veren mi kılacak bu namazı, fitre zekatı alan mı kılacak? Böyle bir durum da var. En başta biz ne diyoruz? Zaten böyle bir namaz yok. Evet. Ha, bir kimse şükür nişanesi olarak namaz kılmak istiyorsa fitre veren de zekat veren de bunu kılabilir. Yani Allah'ım, Rabbim bana nimetler verdi, ben ne güzel fitre verecek duruma geldim, zekat verecek duruma geldim diye şükür namazı da kılabilir. Hı hı. Fitreyi alan da, yani Allah'ım bana bir nimet gönderdi, bir lütuf gönderdi diye o da kılabilir. Evet. Ama haddi zatında ne diyoruz? Böyle bir namaz çeşidi yoktur. Dolayısıyla böyle bir zorunluluktan söz edemeyiz. Ama kişiyi her zaman Rabbine şükretmek için değişik vesilelerle namaz kılabilir. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Ahmet Bey. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı, sağ olun. Sağ olun, size de. Sorum şöyle. Kızım yaklaşık 4-5 ay önce boşandı. 1-1,5 sene yakın evde kaldık. Ondan sonra bir gün aldık. Yaklaşık 100 gram civarında. Ya 4-5 ay oldu işte boşanalım. Daha öncesinde bir sene kadar bir günden zekat verilmedi. Olarak biliyoruz yani. Şimdi oğlum askerden geldi. O da iş arıyor. Ben de bir devlet memuruyum, tek maaşlı. Kızın mizinden, yani zekatını vermek için geçer olan kardeşini arzu ediyor ısrarla. Çünkü o da senin eline bakıyor olarak düşünüyor. Yani hepsi benim elime baktığı için bütün yani ihtiyaçlarla. O evet. Sebeple kardeşine vermek istiyor, kardeşi de iş arıyor. Acaba bu uygun mudur vermesi? Sorumuz var mı hocam? Yok, hayır. Hayırlı sahurlar Ahmet Bey. Buyurun hocam. Bir kimse kural olarak kardeşine fitre zekat verebilir mi? Verebilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken kardeşin, yani zekat veya fitreyi alacak kardeşin nisap miktarı bir paraya, altına sahip olmaması gerekiyor. Yani dinen fakir olması gerekiyor.
Dinen fakir olmak kaydıyla efendim ergenlik çağına gelmiş kardeşine çok rahatlıkla fitresini, zekatını verebilir, fidyesini verebilir. Burada kardeş olduğu için, yani yakın akraba olduğu için bilinen aksine, hani yani bir soru işareti var ya, kardeşe verebilir mi? Evet. Tam tersine, kardeşine verdiği zaman başkalarına verdiğinden daha çok sevap kazanır. Yani iki ecir kazanır. Bir tanesi bu fitresini ve zekatını verdiği için ecir kazanır, sevap kazanır. Bir diğeri de akrabasına verdiği için, yani yakınına verdiği için, yani hısımlık sevabı, onu da elde etmiş olur. Yani iki kat sevap elde etmiş olur. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey nedir? Efendim, yakın akrabalar, işte hala, teyze, amca, dayı vesaire gibi, bunlara tabii ki verebiliriz ve bunların çocuklarına da verebiliriz. Daha çok hani muhtaçlar varken, daha mağdurlar varken, yani aile içerisinde para çevirme gibi bir durum söz konusu olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yani toplumda her zaman için çok gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Çok dram yaşayan insanlar var. Evet. Günümüzde maalesef biz adeta ferdi bir hayat yaşıyoruz. Yani bir apartmanda diyelim ki 50 kişi yaşıyor, birbirinden haberi yok. Yani orada kim fakir, kim yoksul, efendim kim hasta, kim aç, kimin ayakkabısı var, yok. Yani kimin çocuğu mağdur, efendim. Kimisi var, gidip çocuğuna ne bileyim böyle pilli helikopter alıyor, değil mi? Evet. Veya ne bileyim böyle kumandalı araba alıyor. öbür çocuğun yani bir basit bir çikolata alamıyor. Yani belki canı dondurma istiyor, bir dondurma alamıyor. Hani böyle insanlar var. Hani babasını, annesini rahatsız edip böyle ben de bir dondurma istiyorum, yani ben de bir çikolata istiyorum diyen böyle çocuklar da var. Yani doğru. Bizim bunları da işte esasen bunları geçen de ifade ettiğimiz gibi arayıp bulmamız lazım. Yani tekrar ediyorum. Ayet-i Kerime'de ne diyordu? Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillahi la yestati'una darben fil ard. Burası bizim için önemli. Sonrası yahsebuhumul cahilu egniyâe minet taaffuf. Öyle insanlar var ki, öyle edepli insanlar var ki, bunlar bu iffetlerinden dolayı isteyemedikleri için insanlar onları varlıklı zannediyor. Doğru. Bunları esasen bulmak lazım. Bazen de böyle çok anlayışlı olmak lazım. Mesela ne şekilde anlayışlı olmak lazım? Bazı insanlar doğrudan fitre ve zekat isteyemezler. İşte derler ki bize, ya benim işte yakınım var, bir tanıdığım var, bu fitre ve zekata işte ihtiyacı var vesaire. Esasında o benim demek istiyor ama biz bunu anlamamız lazım. Evet. Yani böyle, yani halden de anlamalı tabii, değil mi? Tabii halden de anlamamız lazım. Bu esasında kendisini tarif ediyor. Yani bana ver diyemiyor doğrudan iffetinden dolayı. Biz de şimdi bakacağız. Yani tanıyorsak kişiyi, zaten bunun ihtiyacı var diyeceğiz ve ona diyebiliriz ki bak, bunu ben senin için veriyorum diyebiliriz. Hocam, bu aralar sıkça geliyor bu soru. Büyük ihtimalle izleyicimiz daha önceki cevapları kaçırdığı için tekrar yöneltti bu soruyu bize. Der ki, oruç borcumuzun az olması ve daha çok ibadet etme niyetiyle hanımlar özel günlerini geciktirici ilaç kullanabilirler mi? Kullanırlarsa doğru yapmış olurlar mı? Evet. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu vücut bizim için büyük bir nimettir. Bu nimetin kadrini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Diyor ki, efendim, sağlığın kıymetini bil hastalık gelmeden önce, değil mi?
İğten hamsen kable hams diye bir çok böyle güzel bir hadis-i şerif var. Böyle beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil. Evet. Diyor değil mi? Ve sıhhateke kable sekamik. Bir tanesinde de bu. Yani hastalık gelmeden önce sağlığının kıymetini bil. Bu tür ilaçlar, yani adet geciktirici ilaçlar, gerek oruç esnasında gerek hac esnasında, bunları kullanmak doğru değil. Bunları kullanmak haram da değil, yasak da değil ama doğru değil. Sağlık açısından doğru değil. Neden? Evet. Çünkü fıtrata bir müdahale burada söz konusu. Cenab-ı Hak fıtrata çok atıf yapıyor. Yani fıtrat Allah, Allah'ın yarattığı fıtrat. Hani buna din de diyebilirsiniz ama Allah'ın yarattığı fıtrat, insan vücudu, bunu da diyebilirsiniz. Yani bu yoruma açık bir şeydir. Tefsir tabii ki. Şimdi hanımlar bu fıtrata aykırı bir şey yapmamaları gerekiyor. Yani ben işte Ramazan'da bunun sevabından istifade edeyim diye adet geciktirici ilaçlar kullandığı zaman ve gerçekten evet, diyelim ki tesirli oldu ve orucu kazaya kalmadı. Hı-hı. Peki öbür türlü olsaydı ne olacaktı? Diyelim ki bir hanım Ramazan günlerinde hayız oldu, yani adet oldu. Peki bu Ramazan'ın sevabında ne kaybetti? Bak burası önemli. Ramazan'ın sevabından kaybettiği bir şey yok bunun. Hiçbir şey kaybetmedi. Niye? Çünkü bu hanımın elinde olan bir şey değil. Hani Peygamberimizin ifadesiyle ne diyor? Hazreti Ayşe annemiz ağlıyor biliyorsunuz. Yani hac esnasında başına geliyor. Ve ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah işte diyor, ben diyor hittu diyor. Ben yani hayız oldum diyor. Adet oldum ben diyor. Ağlıyor. Yani ben buraya ibadet etmeye geldim diyor. Bak en güzel örnek bu. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle ilaçlar yoktu falan diyebilirsiniz. Ama hiç önemli değil. Bak doğrudan Peygamber Efendimiz ne diyor? Bu diyor Adem'in çocuklarının, Adem'in kızlarının başına gelen bir şeydir. Bu senin elinde olan bir şey değildir diyor. Dolayısıyla diyor sen diyor bu zamanlarda tavafını yapma diyor. Efendim ve temizlendiğin zaman diyor bu ibadetini yaparsın diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Şimdi bizim de burada yapmamız gereken şey nedir? Böyle durumlar başına gelirse bir hanımın gerek hac esnasında gerek oruç esnasında her şeyi tabii mecrasına bırakmaktır. Bu ilaçları kullanmamaktır. Bu ilaçları efendim kullanmayıp da hayız olduğu zaman efendim o Allah'ın ona bir ikramıdır. Bu bir ceza değildir. Yani kadını bak Cenab-ı Allah dinlendiriyor. Hani dinlenmesi gerektiğini kim yaratmış onu? Onun bünyesini kim yaratmış? Allah Teala yaratmış. Bak onu dinlendiriyor. Yani oruç 5 gün, 6 gün neyse 10 güne kadar. Hı-hı. Efendim hatta Şafilerde 15 güne kadar. Bak değil mi? Bak oruçta dinlendiriyor. Bak evet, ona imkan veriyor. Gitsin o kısa günlerde tutsun, kış günlerinde tutsun veya ne zaman kendisini müsait hissediyorsa o zaman da tutsun. Ama fıtratına müdahale ederek yani ben illaki orucumu tutacağım, kalmayacak orucum dediği zaman belki o da o kadar çok sevap kazanmayacak yani. Yani burada niyet ne kadar ibadet etmek olsa da evet, daha çok sevap almak olsa da fıtrata müdahalede herhalde sıkıntı oluyor. Evet, orada bir sıkıntı var ve fıtrata müdahale etmemesi gerekiyor ve bu ilaçları kullanmaması gerekiyor. Bir diğer sorumuz, izleyicimiz der ki levh-i mahfuzda bir insanın başına hayır olsun şer olsun gelecek her şey yazılmıştır. O halde dünyadayken irademiz dışında yaşadıklarımızın hepsi bizim kaderimiz midir? Şimdi şöyle söyleyelim, biz levh-i mahfuzu okuyabilir miyiz? Okuyamayız. Zaten orayı okuduğumuz zaman imtihanın da fazla bir anlamı kalmıyor. Yani iyi ki okuyamıyoruz, iyi ki bilmiyoruz. Biz evet, hayatımızı nasıl yaşamamız lazım?
Şöyle değil yani, her gün düşünerek acaba bugün benim kaderim nasıl, yarın nasıl, gelecekte nasıl, 5 yıl sonra nasıl, 10 yıl sonra nasıl, böyle insanlar yaşayabilir mi? Mesela insan diyelim ki Allah korusun kaderinde okudu ve gördü ki misal Mehmet Kapıkaya 1 yıl sonra ölecek. Yani hayattan bir şey anlayamam ben mesela. Hocam o 1 yıl değil, 30 yıl bile olsa yine 30 aynı şey. 30 bile olsa evet, ne kadar yaşayacağını okumuşsa. Yani biz hayatımızı normal bir şekilde Allah'ın emri, peygamberin kavli nasılsa, hayatın akışı nasılsa o şekilde planlayacağız. Hiçbir şey kaderin dışında değildir. Yani evet, biz kaderi bir defa doğru anlamamız lazım. Yani onu anlayamadığımız şeylerden bir tanesi de madem yazılmışsa biz niye bu hayatı yaşıyoruz ya da niye ibadetle mükellefiz? Hani cehennemliksek niye bu ibadetleri yapıyoruz? Cennetliksek niye yapıyoruz? Böyle insanlar düşünemezler. Ya bize yüklenen misyon nedir? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ Cenab-ı Hak efendim ölümü hayatı yaratmıştır. Hayatı yaratmıştır. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bak, bir imtihan söz konusu ve hanginiz daha güzel dünyadayken amel yapacak. Efendim Cenab-ı Hak bunu zaten biliyor ve bize gösteriyor aynı zamanda. Evet. Gösteriyor. Şöyle diyelim. Allah diyelim ki bir insanı aldı. Efendim hiç dünyaya getirmeden cennette yarattı. Ve o kul hiç itiraz etmez. Yani niye beni cennette yarattın diye itiraz eden çıkar mı? Çıkmaz. Ama Cenab-ı Hak bir kulun kaderini elbette bilmiyor mu? Yani ben bunu dünyaya göndersem efendim dünyada bu adam cehennemlik olacak deyip de dünyaya göndermeden doğrudan bir kulu yani cehennemde yaratsa, kul der ki Rabbim şurada cennette insanlar var, ben burada niye cehennemdeyim? O da Cenab-ı Hak da ona dese ki efendim ben Allah'ım, ben biliyorum senin buraya geleceğini. Kul ne der? Yani yaşadığımı ben bir de görseydim Rabbim der. Evet. Öyle söyler yani. Öyle söyler. Şimdi bilerek, isteyerek Allah'ı inkar edenler yok mu? Var dünyada. Cehennemdekiler de bunu pekala söyleyebilir. Bakın o yüzden biz bunlara takılı kalmayacağız. Nedir? Evet. Yani bu bizim kaderimizde var mı? Yok mu? Öyle mi? Böyle mi? Şöyle mi? Bunlara hiç takılı kalmadan biz hayatı nasıl yaşamamız gerekiyorsa, gerek ibadet hayatı olarak, sorumluluklar olarak, gerek insani olarak, efendim gerekse hayattaki sosyal alanlar olarak hayatı ne şekilde yaşamamız gerekiyorsa, biz iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olma noktasında gayretimizi evet, göstermemiz gerekiyor. İzleyicimiz hattımızda hocam. Alo. Yakup Bey. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Dinliyorum efendim. Sorunuzu alabiliriz Yakup Bey. Asgari ücret alan bir kişiye evet, fitre verebilir mi? Zekat verilebilir mi hocam? Onu soruyorum. Asgari ücret alana fitre zekat verilir mi hocam? Evet. Teşekkürler. Buyurun. Bir insanın zekat ve fitre alabilmesi için nisap miktarı bir paraya, mala sahip olmaması gerekiyor. Evet. Bu da nedir? 80.18 gram altın değeridir. Bu da yaklaşık 70 bin lira ediyor. Şimdi bir insan asgari ücret alabilir veya asgari ücretin üzerinde de alabilir. Evet. Fakat aldığı para kendisine yetmiyorsa, evine, çoluk çocuğuna, ihtiyaçlarına yetmiyorsa, yani gerçekten israf falan da etmiyor yani. Efendim yetmiyorsa, icabında çocuğu var, okula gidiyor, efendim ailesi kalabalıktır, nüfusu kalabalıktır, hmm, hayat şartları işte zordur, ekonomik sıkıntılar var, efendim değil mi? Şimdi pahalılık var, inşallah evet, bu da çözülür. Dua ediyoruz her zaman için. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi her zaman korusun, muhafaza eylesin. Amin. Ve Cenab-ı Hak
şu veya bu şekilde bu memlekete zarar vermek isteyenlerin şerrinden korusun. Ondan sonra insanımızın kalbine Cenab-ı Allah merhamet versin, insaf versin. Hele hele efendim bu çok para kazanan efendim insanları umursamadan, yani alabilir mi alamaz mı diye düşünmeden efendim onlara Cenab-ı Allah merhamet versin. Aslında onlara biraz daha çok söylemek istiyorum da hani yani biraz sabır açısından söylemiyorum şimdi. Efendim mesela şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya nasıl bir şey ki, yani ben hani anlayamıyorum ya Oktay Beyciğim. İnsanlar kamyon kamyon soğanları, patatesleri, yiyecekleri, bazen domatesleri gidiyorlar değil mi? Çöpe evet, döküyorlar. Maalesef. Çöpe döküyorlar. Ve bunları şimdi tespit ediyorlar işte, bunları kim döktü falan diye. Yani bunları niye yaparlar? Yani bu nasıl bir anlayış, nasıl bir mantık? Yani bunları çöpe dökeceğine, değil mi? İnsanlara bedava ver. Ya çöpe döküyorsun nasıl olsa. Bedava ver. Bir kamyonu bir yere durdur. Ondan sonra de ki bedava ben bugün patates veriyorum. Bak bir de sevap kazanırsın. İnsanlar sana dua ederler. İşte niyet o değil ama hocam. He. Ondan sonra ne insanlar efendim bir kamyon domates değil mi? Ya da ne bileyim salatalık neyse efendim. Ya da meyve değil mi? De ki ben bunları bedava dağıtıyorum de. İnsanlar sana dua etsinler. Yani bu şekilde de bir katkın olabilir. Şimdi bu çöpe dökülmediği için, hanelere girdiği için şeye de bir katkı. Yani aynı zamanda bu ürün böyle de tüketiliyor. Evet. Böyle de tüketiliyor. Ama insanlar ne yapıyor? Yani memlekete bir zarar olsun, bir ziyan olsun. İşte birilerine bir ders verelim vesaire gibi. Veya işte bazen kızıyor, ben efendim diyor ürettiğimin karşılığını alamıyorum falan diyor. Şimdi ben şey izliyorum biraz, böyle sosyal programları izliyorum. Hem onları seviyorum, hem oralardan bir şeyler öğreniyorum. Yani hayatı öğreniyorum. Yani biz tabii ki bu programları yapabilmemiz için hayatı da bilmemiz gerekiyor. Yani hayatta, evet, dünyada ne var ne yok. Şimdi İstanbul'dan bir beyefendi var. Yani ben şimdi ismini çok net hatırlamayabilirim ama bu üreticilerin başkanı bir beyefendi var. O zaman zaman böyle bağırarak söylüyor. Yani böyle o kadar işten bir anlatıyor ki, kardeşim diyor ya biz üreticileriz diyor. Bak biz kazanmıyoruz diyor ya. Adam evet, diyor ki biz kazanmıyoruz. Kim kazanıyor kardeşim diyor. Benden 2 liraya aldığı bir şeyi 20 liraya kim satıyor diyor ya. Adam haklı olarak bağırıyor, haykırıyor. Kim satıyor diyor ya. Benden 3 liraya aldığı bir şeyi kim 30 liraya satıyor kardeşim diyor ya. Ne, kim yapıyor bunları? Ben de merak ediyorum yani. Bunları kim yapıyor? Ve nasıl yapıyor? Bunlarda nasıl bir insaf var? Nasıl bir vicdan var? Yani netice itibarıyla yani iyi bir Müslüman, olgun bir Müslüman bunları yapamaz. Yani sizce yapabilir mi? Siz yapabilir misiniz? Ben yapabilir miyim? Ya hocam ticarette her yol mübah değil. Daha fazla para kazanmak adına. Ticarette olur mu? Bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La te'kulu emvâleküm beyneküm bil batıl. Batıl yollarla aranızda malı yemeyiniz diyor. Emvâleküm beyneküm bil batıl. Batıl yollarla, haram. Evet. Buradaki batıldan kasıt nedir? Efendim, burada haram yollarla tüketmeyin diyor. Ya eyyuher rusul, ey peygamberler, bak Cenab-ı Hak bütün peygamberlere talimat veriyor. Ya eyyuher rusul, ey peygamberler, kulu minat tayyibat, helalinden yiyin, helalinden yiyiniz. Ve kulu mimma razakakumullah, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin ama helalen, helal olarak yiyin diyor. Evet.
Peki benim güzel kardeşim, sen 2 liraya aldığın bir şeyi 10 liraya satarsan, ben sana diyorum ki bu helal midir, haram mıdır? Yani hocaya gerek yok. 10 liraya aldığın bir şeyi 100 liraya satıyorsan bu sana helal midir, haram mıdır? Yani inanılmaz derecede her şey büyük bir fırsatçılık, her şeyde bir pahalılık. Hı hı. Yani her şey dolara endeksli değil ki, her şey benzine endeksli değil. Bunlar endeksli değil. Yani bir fiyatın makul olması lazım. Makul olması lazım. Hocam tabii bu soru, yani bu konu çok uzun süreler devam eder. Serbest piyasa deyip işin içinden çıkabilirler de. Sorularımız var. İmsak vakti de yaklaşıyor Ankara için. İzleyicilerimiz o tabii... serbest piyasaya ben bir kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. O serbest piyasa değil. Bu şeytani piyasa. Teşekkür ediyoruz hocam. İzleyicilerimiz tabii soruları bir an önce sorulsun istiyorlar. Haklılar da. Ama maalesef tabii sırası geldikçe yöneltiyorum. Ramazan'ın 21. gecesi Kadir gecesi olma ihtimali yüksek deniliyor. 23, 25, 27 de dahil Kadir gecesini bu günlerde arayın deniliyor. Doğru mudur demiş izleyicimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecelerinde arayın. Evet. Başka bir hadisinde diyor ki bu son 10 gecenin tek gecelerinde arayın. Hı hı. Yani dolayısıyla 21, 23, 25, 27, 29 değil mi? Tek geceler. Hı hı. Bunları da arayın buyuruyor. Şimdi bizim Kadir gecesini bu kadar çok aramamıza gerek yok. Her günü bir, her geceyi bir tabii, Kadir yani gecesi. Şimdi bakın biz insanlara biraz yani merak tabii ki veya biraz abartı yapıyoruz. İşte Kadir gecesini arayın vesaire. Hı hı. Ya benim güzel kardeşim orucunu tutuyor mu? Tutuyor. Evet. 5 vakit namazını kılıyor mu? Kılıyor. Bu Kadir gecesini yakalamıştır. Hı. Bu Kadir gecesini yakalamıştır. Bunun aramasına gerek yok. Kadir gecesi gelip onu buluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Ankara için imsak vakti 4.22 hocam. İnşallah birazdan bizler de niyetleneceğiz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Seherler ve sahurlar devam ediyor. İstanbul imsana kadar devam edeceğiz hocam. İzleyicimizin sorusuyla devam ediyoruz. Evli bir kadın zinadan bir çocuk doğurursa koca olan kişi bu çocuğa ne yapmalı? Koca olan kimse tabii ki kendinden olmadığını ispat evet. edebilmesi için bugün yöntem nedir? DNA testleri değil mi? Yani DNA testleriyle evet. bunu ispat ediyorsa veya kadın bunu itiraf ediyorsa hı-hı. yani bir şekilde anlaşılıyorsa burada yapacağı şey asla ve asla böyle şiddet uygulamak ya da ne bileyim orada büyük bir huzursuzluk çıkarmak vesaire değil. Evet. Burada devlet yetkililerine işte buna haber verebilir. Devlet yetkilileri bu çocuğu alabilir. Yani herhalde öyledir. Ben kanunun yönünü bilmiyorum ama bir hoca olarak benim yapacağım şey yani söyleyeceğim şey burada benim asla ve asla o çocuk bir masumdur. Herhangi bir suçu yoktur. Efendim herhangi bir günahı yoktur. Diğer çocukların nasıl bir yaşama hakkı varsa onun da bir yaşama hakkı vardır. Hani bazılarının yaptığı gibi ne bileyim ben bunu Allah korusun yani ben bunu işte öldüreyim ya da bir yere gömeyim vesaire. Bunlar kesinlikle olamaz. Bunların hepsi bir cinayettir. Evet. Burada kendi eşi açısından mesela durumumuz soruyorsa mahkemeye müracaat edip eşinden boşama onun için dini bir haktır. Böyle bir yönteme gidebilir ama bunun dışında dinin kendisine vermemiş olduğu bir takım olağanüstü yani kendi açısından olağanüstü şiddettir vesairedir veya başka hayatına kastetmek vesaire gibi şeyler yapmaya kalkarsa bunların hepsi büyük bir vebaldir. Böyle bir hakkı yetkisi yoktur. Burada yapacağı şey medeni bir şekilde efendim bu ispat ediliyorsa mahkemeye müracaat eder.
boşanma davası açar ve boşanabilir. Bir diğer sorumuz. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın Ramazan ayında kullarını cehennemden azat ettiği yazıyor. Şu anda cennette ve cehennemde kullar var mı? Elbette ki şu anda cennette veya cehennemde kullar yok. Evet, cennet veya cehennemde yaşıyormuş gibi kullar var tabii, kabirde ruhlar var efendim. Ama şu anda bizatihi cennet ve cehennemde kullar yok, çünkü daha şey kurulmadı. Bunun anlamı şudur: Allah onu efendim azat eder, yani günahlarını bağışlar. Hani Ramazan hürmetine, yapmış olduğu ibadetler hürmetine onun günahlarını affeder, bağışlar anlamındadır. Yani bazı şeylerde Kur'an-ı Kerim'de mazi kipleri, yani geçmiş kipleri kullanılır. Bu ileride olacak demektir. Tamam mı? Evet. Mesela işte diyelim ki اِقْتَرَبَنْ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ, yani insanlar için hesabı yaklaşmıştır. Bir böyle var. Ondan sonra bu anlaşılabilir. Hesabın yaklaştığı, ama daha ne kadar kıyamete var, bak görüyor musun, burada yaklaştı diyor. Bir de şöyle ifade var. Mesela diyor ki ve vudial kitap, kitap ortaya konuldu. Hani konuldu mu şimdi? Yok. Ve nufiha fissur, sura üfürüldü. Üfürüldü mü? Yok. Ne demek bunlar? Evet. Yani bunlar olacak demektir. Yani o kadar kesin ki, yani üfürüldü, o efendim kitap ortaya konuldu gibi şeyler, bunlar gelecekle ilgili bu işin kesinlikle vuku bulacağını ifade eden şeylerdir. Bunları böyle değerlendirmek lazım. Cennette olan peygamberlerden var mı hocam? Şu anda cennette hiçbir kimse yok. Değil mi? Yok, hayır. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Cennette bir Hazreti Adem vardı. Allah onu da yeryüzüne gönderdi. Değil mi? Almanya'da yaşayan birisi fidyesini Türkiye'ye gönderirse Türkiye'nin para değerine göre mi, yoksa Almanya para birimine göre mi vermeli? Evet, bu güzel bir soru. Şimdi bir insan nerede yaşıyorsa oranın şartlarına göre fitresini, evet, ve fidyesini vermelidir. Almanya'da yaşıyorsa ve Ramazan boyunca o Almanya'da kalıyorsa, Ramazan boyunca Almanya şartlarına göre orada fitre neyse, bütün Avrupa'da 10 avro belirlenmiş mesela, 10 avro üzerinden bunu verir. Yani çeşitli ülkelere göre değişebilir de. Mesela İsviçre'de 20 frank olduğunu biliyorum. Çünkü onu sordum. Birisi sormuştu, ben de sordum oradaki arkadaşlara. Mesela orada 20 frank imiş. Mesela Amerika'da farklı olabilir, Kanada'da farklı olabilir. Oradaki bizim din hizmetleri müşavirliğimize sorabilir. Ama bu kişiler diyelim ki Ramazan'da Türkiye'ye bir gün bile gelse veya bir saatliğine gelse, buranın şartlarından o zaman verebilir. Yani fitresini, fidyesini buranın şartlarından verebilir. Ama tabii bunu tavsiye etmiyoruz. Yani orada Türkiye'de ucuz fitre, fidye vereyim diye buraya gelmesin. Çünkü değil mi? Tabii ya. Verdiklerimiz bizim içindir. Değil mi? Kesinlikle. Bir diğer sorumuz hocam, kısaca cevap alacağım, vaktimiz var mı diye de bakıyorum arkadaşıma. Bu soruyu artık yarına bırakmış olalım. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tabii ki sorularımız fazla. İnşallah kalan sorularımızı yarınki programda devam ettireceğimizi iletmiş olalım. Evet, Seherler ve Sahurlar programının sonuna geldik. İstanbul için de imsak vakti girdi. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Yarın inşallah aynı saatte görüşünceye dek efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.